Bir kesiye bak bak. Bak şimdi. Oba. Oba. Bak. Acayip kesiyorum ha. Bir kere daha vurdum. Bir vurmaya gitti. Evet. Çok güzel bir yazdan kalma bir gündeyiz. Ve Samsun'un Salı Pazarı'ndayız. Emmi. Bizim Eltin'le iyi anlaşabiliyor musun? Oo, çok güzel. Hacı abi. Freni çektin mi? Gerek yok. Gerek yok mu? Müslüm abi. Önce benim yiyeyim böyle bitireyim ondan sonra. Ahmetcan getir. Gözünüz. Selamun aleyküm. Duydun mu şimdi? Aa, bunun içine buzuyu atmışlar, ondan sonra yemişler. Bayram size yaradı, sizden gitmedi yani giden. Ye biçim ye. He orduluyum. Ama fark etmez, ben her yerde fark etmem. Pencereden kuş uçtu o. Çiftçi TV'den hepinize selamun aleyküm. İnşallah iyisinizdir. Bundan sonra Çiftçi TV'de Köylü Kız Semra programıyla yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Salı Pazarı'nın köylerini dolaşacağız bugün. Hemen traktörümüz de geliyor. Agit kameramanımız, kardeşimiz sağ olsun yine geldi bizle birlikte. Merhaba. Burada Agit. Tabii Çiftçi TV'de de başka programlarda da gösteriliyor. Mısırımız slash yapılmak üzere kesiliyor. Tabi burada mısırını, yani tane mısırını bulamazsınız. İçinde hanımlar aldılar. Onu ne yapacaklar peki? Onu da fırın. Mısır onu yapacaklar. Nerede? Amcan nerede? Nereye kaçtı? Bak kaçıyor, o da kaçıyor. Emmi! Nereye gitti? Bahçede mi? Çok mu ileri gitti? Bir, emmi vuh! Hacı abi! Agit gelebiliyor mu? Gel. Allah'ım. Bak böyle kesildi. Bu sene fasulye yok nedense. Bu sene fazla fasulye yok. Bak şöyle bakalım. Hatta biraz toplayalım Agit. Gelmişken. Bu arada anlatmadan geçemeyeceğim. Hastayım. Eylül gribi oldum. Hastalıktan ölürken Agit dedi ki Semra abla çekelim. Olsun abla. Ne yapalım abla, ben geliyorum zaten diye diye beni hasta yatağımdan kaldırdı. Ara sıra sıra burnumu çekersem affınıza sığınıyorum. Herkes grip olabilir. Olabilir. Ama yine de köylerimizden bu güzelliklerden asla ve asla ne yapıyoruz? Geri durmuyoruz. Bak şuna. Mis gibi bunu yapacağız tavada. Oh mis. Sonra hanımlarımız bunları tabii tohumluk bırakanlar da olmuş. Ama birkaç tane toplasam bana kimse kızmaz herhalde. Kızmaz değil mi? İnşallah derken yani kızabilirler anlamında söylüyorsun. Neyse ya. Biz de parayla alır geri getiririz, ne yapalım? Hı? Var var, yine de o kadar az değil. Bu emmim nereye gitti ya? Ana emmi kaçtı herhalde ha. Ben söyleyeyim. Adı neydi? Ne? Müslüm. Ana Müslüm abi vallahi kaybolmuş. Biz bakınıyoruz ama. Müslüm abi! Müslüm abi! He nereye gitti? Geliyor mu? Evet tamam, gel. Şimdi buraya bak, ne güzel kesmişler. Mis gibi. Agit gelebiliyor mu? Kevük deriz biz. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama şunlara kevük deriz biz. Bu kesilenler var ya şunlar. Sapları kalıyor yani. Mısır sapları. Bunlara kevük deriz. Bunlar bir adam keser. Bunlar bir el keser. Böyle kırmaya falan çalıştığında şu girebiden daha iyi kesiyorlar. Domateslere bak, domateslere dön. Bibere bak. Ha ben bayağı hastayım ha. Domates mi? Bibermiş bu ya. Domates zannettim yemin ederim. Nerede? Ama domates gibi değil mi? Uzaktan baktığında domates gibi değil mi? Domates gibi değil mi? Ay bunlar ne güzel oldu. Selamun aleyküm. Nasılsın Müslüm abi, iyisin? Ben de iyiyim şükür olsun. Hoş geldin. Yaş kaç Müslüm abi? Yaş 55. 55. Bunları taşıyorsun, slash yapacaksın hayvanlara. Evet. Kaç tane hayvan var? 7 tane. 7 tane? Evet. Ay maşallah, danaları da vardır artık. Var. Kaç ondan tane? Beraber. Ondan beraber. Işte. Ondan beraber. Danaları görürük de biz. Tabii ki. Ay neredeler onlar? Onların sesi mi? Ağzını. Onların sesi değil mi? Evet. Ben geldim ya, seviniyorlar bana kalırsa. Olur mu? Doğru. Mısırları hanımlar almışlar. Evet. Sen şeylerini alıyorsun şu saplarını, anda. Saplarını alıyorsun. Evet. Hayvanlara yedirmek için yapacaksın. Evet. Slaç yapacağım.
slash yapacaksın. Peki burada mı, yakında mı fırın? Fırın yakında, ileride. Hanımlar başındalar mı şimdi? Urdalar mı? Urdalarmış. Urdalar mıymış? Evet. Tamam, biz oraya giderik bir mısır bakarız da orada. Bakarız tabii ya. Tabii. Fırın yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Ben birkaç tane fasulye kopardım. Helal olsun. Bundan yemek olmaz da. Ben bayağı hastalanmışım Müslüman abi. Ne yapayım ben? Ne iyi gelir sence köylerde? Grip olunca ne yerler? Grip olunca ne yerler? Ihlamur içerler dışarıda. Ihlamur. Başka? Limonlar mı? Turşu yemeği yaparlar mı böyle mısırla falan? Tabii tabii. Yapılır değil mi tabii, sizde de? Mısır. Tamam, ondan yapmak lazım. Şunlar incir mi? Evet, incir. Var mı incir onlarda? Var. Var gibi de yok gibi de. Şimdi yağmur öldürdü biraz. Yağmur ya. Aynen. Yağmur bulursak oluyor. Bir tane yeriz. Olmadı. Bir tane yiyip 5 de yiyip bulursun. 5 de yiyeyim değil mi? Tabii ya. Tamam o zaman. Biz hanımların yanına da gideceğiz. Evet. Sana kolay gelsin. Yardım tamam. Etmek çok isterdim ama çok hastayım. Teşekkür çok ederim. Hastayım ben bugün. Bayağı hastayım üstüne. Kolay gelsin. Tamam. Burada değil mi Ahır? Ahır göstereyim. Birazdan gideceğiz o zaman. Tamam. Gidelim böyle. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Ben bayağı hastayım. Gel gel. Tabii şey de var. Hani mevsimsel grip diye bir şey var. Korkmayın, buradan size geçmez. Hani öksürüyorum, paksırıyorum. Buradan size geçmez. Televizyondan bir şey geçmiyor. Onu biliyorum. Bakayım. Hep yarılmış gördün değil mi? Kuşlar bak, kimisini yemiş bak. Allah senin yetmiş. Kuşlar, sinekler böyle açılanları yiyorlar tabii. Heh, nerede varmış? Bir de beyaz incir bu ha. Bu acayip güzel olur tadı. Tadı güzel de bunun. Aha, burada var, bir tane buldum. Yaşasın. Var mı? Var ama. Biraz. Hafif sert olsun o. Ben daha sert, seviyorum. Sert bilmem değil de artık. Ne olmuş? Yağmur almış olabilir. Yağmur almış olabilir mi? O içine tabii şeyler girmiş olabilir. Öcüler. Ah. Bak şimdi. Bu tarafını yemeyeceğim. Bir tarafını sinekler yemiş. Bunu ben yiyorum. Ama şundan yağmur falan girmemiş. Şunu yiyelim. Hop. Müslüm abi kusura bakma. Allah'ım. Köy inciri yiyelim. Hatta köy sütü yiyelim. Organik yiyelim ki ben iyileşeyim hemen. Yarın da çekim var. Hmm. Agit gel misin? Sen yalanmaya devam et. Agit'i çekmeliyim. Ben buraya kesinlikle kamera istiyorum şuraya. Agit'in hallerini görmeniz için. Evet, incirimizi de yediğimize göre aslında hani gözüm var ama biraz daha gidelim. Şöyle yapıyoruz. Önce hayvanlarımızı görüyoruz. 7 tane danaları da varmış. Danalara bayılıyoruz. Oradan da fırına gidiyoruz. Bunları nasıl fırınlıyorlar onları gösteriyoruz. Bak bunu ne yemiş bak. Ay. Bak. Bunu kim yedi sence? Kuşlar. İşte o kuşlar böyle geliyorlar, tık 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 yiyorlar. Helal olmuş olsun, zaten doğa hepimizin. Gördüsüzlük yapmaya gerek yok. Fasulyeyi biraz daha gördükçe toplayalım. Bir pişirimlik olsun alalım hani. Tamam mı? Hanımlar kızmaz değil mi Müslüm abi bana? Kızmazlar. Ah canını yerim o işte o hanımların. Şöyle bir pişirimlik yaptım mı akşam Agit'e ne yedireceğiz? Misafir bir de. Götürüp... Kurban Bayramı yeni geçti biliyorsun. Ama bu arada Kurban Bayramımız mübarek olsun. Geçmiş Kurban Bayramımız. Yapacak bir şey yok. Biz biraz geç kutladık ama Kurban Bayramı yeni geçti. O yüzden et söyleyemem. Et yemezsin herhalde değil mi? Yemezsin çünkü Kurban Bayramı'nda çok yemişsin. Bak kevüklere dikkat et. Kesersin bacağını. Korkuyoruz. Şöyle dolaşalım bakalım buradan nereye çıkıyormuşuz. Şu biberde gözüm kaldı. Yeminle gözüm kaldı. Onu alacağım ben. Artık beni dövseler de, sövseler de şunu alacağım. Onu aldık. Biberimizi aldık. Ben gelirken artık şuraya bir kuşak yapmalıyım. Ben onu geçen program yapmıştım. Bu program unuttuk. Agit'in kartları unuttuğu gibi. Değil mi Agit kardeşim? Gel gel. Hiç de ağzı bu kadar gevşek ki hemen söylerim yani hemen. Fasulye. Şu gribi sen tutamazsın değil mi? Bunu niye yapalım? Şöyle. Olmaz. Şöyle yapacağız. Bunu da buraya koyacağız. Biraz daha fasulye. Görgüsüzlük de üzerimizde yok. Ama şunun güzelliğine bakar mısın?
şöyle topladıkça insanın hani yesen hiçbir şey. Tabi orada bir görüyorsun değil mi şeyi? Şunu. Görüyor mu kamera bunu? Örümcek ağını. Bak örümcek ağına hiç dokunmadan şöyle alttan. Bak hiç dokunmadım. Onlar da yaşıyorlar tabi. Simidimin tablası o. Simidimin tablası o. Selamünaleyküm. Ablacığım nasılsın? Hoş şunları geldin. Senin eteğine bırakayım. Bırak. Girebiyle de seni kesmeyeyim. Dur. Ayarlayalım. Sakarlığımız var biraz. Semra ben nasılsın? İyi misin? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Mısır deriyorsun böyle. Mısırların gazellerini ineklere vereceğiz de. Mallarımız var bizim. Mısırları nereye koyuyorsun? Mısırları soyduk çuvalarda. Hepsini soydun bitti. Evet, bitti bitti. Hiç kalmadı mı? Kalmadı. Bana da mı kalmadı? Evet. Hepsi gitti. Bak. Şu sapları bakabiliriz. Nerede? Onlara ayıracaksın değil mi tek tek? Onların içinde var mı mısır diye bakacaksın. Ondan sonra buraya getireceksin böyle ayıracaksın. Evet. Sonra bu hale getirecek. Ondan sonra bunları fırına atacaksın. Hı. Öyle mi? Hı. Ben de biliyorum niye anlatıyorum ki. Sen evet. Anlatman lazım. Ben niye anlatıyorsam yani. Ne yapacaksın abla bundan sonra onu? Bunu fırına atacağız işte. Sonra makinemizde makine çekilecek. Ondan sonra da yemeğe gidecek. Un olacak. Oh mis gibi. Yani. Peki nerede bu fırın? Fırın şu ileride. İleride. Bunları size verelim. Bunları mı? He. Fasulyeleri mi? Alırız. Tamam. Yani alırız. Fasulye tamam. Fasulyedir. Bizde yok biliyor musun seni? Fasulye hiç yok. Turşu kuramadık. Bir şey yapamadık. Değil mi? Sen niye burası mı? Yok ben Elti'nin yanında duruyorum. Elti'nin yanındasın. Hı. Elti burada mı? Hı. Ben çerçevede duruyorum. Bir şey söyleyeyim. Elti'nin iyi anlaşabiliyor musun? Oo çok güzel. Vallahi. Hı. Biz her Elti anlaşamıyor biliyor musun? Yok ki biz anlaşacak çok güzel anlaşacak. Abi park et park et. Çok ses yapıyor. Pat 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 pat. Gel gel gel. Park et deyince yolun ortasında durdu öyle. Ay kardeşim dikkat et. Aman geliyor. Gel gel. Agit'e vurma. Az daha sana vuruyordu gördün değil mi? Hayatını kurtardım Agit. O dursun öyle muhabbete devam edelim. Bakacaksın mı? Bakacağım tabii. Bakalım hadi gel. Kışlık odunları da yapmışsınız. Yapıyorsunuz. Evet yapıyoruz. İsim neydi? Meryem. Meryem abla ondan dursun burada. Geri gelirken alırız onları. Şunu da alalım. Eğer hani karşımıza böyle kötü adamlar çıkarsa boynunu alıveririz. Nasılsın abi iyisin? O buradan böyle kaldırıyor kaldırıyor kaldırıyor. Aynen aynen kaldırıyor kaldırıyor kaldırıyor. Bak bak bak. Bunlar da böyle var mı? Bunlar da yok. Bak bunun da Patpat'ın da bu olayını ilk defa görüyorum ben. Yalan yok. Selamünaleyküm. Sen bu işte bayağı ustasın yani. Ya. El frenini çektin mi? Gerek yok. Gerek yok mu? Agit şu anda. Agit tamam daha bir şey demeyeceğim tamam. Şimdi hep düz yerlere gidiyormuş Agit kardeşimiz. Buralardan az önce araba kendi kendine gidiyor. Peki isim nedir? Ahmetcan. Ahmetcan. Evet. Okuyor musun? Evet. Nerede? Çarşamba'da. Çarşamba'da. Ben şöyle gireyim senin yüzün gözüksün hem kamerada. Evet. Evet. Ne okuyorsun? Lise. Lise. Lise 3. Lise 3 desin. Evet. Ne olacak? Herkese sorulur ya. O bende kalsın. Bende kalsın. Sende saklı. Evet. Ne diye sormuyor abi? Ölünce ne olacaksın diye sormuyor. Ölünce ne olacaksın diye soran yok. Onu bilen var mı? Ölünce ne olacaksın sorulmaz hiç diyor. Ay bana abi çok şey bir şey mi böyle? Hani ne derler gizli saklı bir şey mi? Evet. Kanka mit falan mı olacaksın? Ne yapacaksın? FBI'ye gireceğim. FBI'ye mi gireceğim? Evet. Sen mi? Evet. Kardeşim nasılsın? FBI'ye girecekmiş Osmancan. Osmancan beni de yanına alır mısın? Osmancan. Adını bir doğru söyleyeyim. Ahmetcan. Evet. Osmancan kim ya? Osmancan mı dedim ben? Evet. İlk B'ye gireceksin. O şakaydı aslında. Şaka mıydı? Evet. Niye canım her şakanın altında bir gerçek vardır. Gönlünde yatan aslan FBI olabilir. Abi. Bitti mi? Sonu mu geldi çayı? Hadi be. Tüh. Ne o? Anam. Agit, Ahmetcan çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum ama bu mısırları görmem lazım. Allah Allah Allah. Dur ya Orak'tan falan vazgeçiyorum. Dur. Orak senin olsun Ahmetcan. Dur.
Ablam. Hadi hoş geldiniz. Sen ne yaptın bugün bir bize? Ne yaptın sen var ya? Gel gel gel. Abilere de verseydik. Abileri mi? He. Onlar yemişsin boş ver. Gel. Elçin bu mu? Hmm. Vallahi mi? Dur. Böyle elçiye can kurban ne? Yemin ederim bak. Ben sana söylemiştim değil mi? Sözde mısır. Hem de orijinal mısır. Öyle her yerde yiyemezsiniz evet, evet. Mısır. Turgut abi. Bizim bugün... İsim neydi? Züriye. Züriye abla sana geliyorum. Önce şunu bir anlatacağım. Turgut abimiz, canımız, ciğerimiz bizi bugün buraya salı pazarına davet edip getiren... Bu arada ağzım burnum siyah olmuş olabilir çünkü şeyden. Turgut abi seni bir tanıyalım öncelikle. Ben mısır yerken. Yesen, ismim Turgut Çelebi. Biz aslında salı pazarıyız ama Yavaşbey köyünde duruyoruz. Tabii sonradan gideceğiz köyümüze. Şimdi... Tamam. Böyle mi dönelim? Ha. Gel. Şimdi salı pazarıyız. Salı pazarda durduk ama işimiz gereği Samsun'da duruyoruz. İşte bayramlarda fındık olsun, çalışma şeyleri olsun köye geliyoruz. Gidip gelip yapıyoruz. İşte dün de telefon açtınız. Böyle böyle mahallemizde komşumuz olduğu için. Çok teşekkür ederim. Bu arada Samsun'da mahallede komşum Turgut abi. Allah razı şimdi, olsun. Şimdi hanım da evde var ya, daha kaynanama gitmedim. Bayramlaşmaya gitmedim. Şimdi bütün gün sizinle dolaşacağımız için evde elinde sopayla bekliyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Artık açıklama yaparsın kendisine. Kaynana döver mi seni? Kaynam dövmez ya. Ama hanım döver. O dövmez de yani biraz yani takılır. Yani sopalayabilir hani gibi. Ama yani. Ablam da çok iyi. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Bugün öyle mi? Bugün Turgut abiyle yer yer birlikte olacağız. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Tamam. Bizi güzel yerlere götürecek. İnşallah, inşallah. Hatta ve hatta bu mısırın bile güzelliğini Turgut abi sağ olsun. Şimdi şöyle yapalım. Turgut abiye de bir tane mısırımızı verelim. Turgut abi buyur. Oradan sonra Agit. Agit. Sana ver. Agit sonra yesin. Önce benim yiyeyim böyle bitireyim ondan sonra. Abla. Efendim? Sizin bizim memleketin insanının misafirperver olması kadar güzel bir şey var mı dünyada? Evet. Yok. Züri abla ne kadar güzelsin. Hay maşallah maşallah. Biz oturalım şu mısırlarımızı bir yiyelim. Ay git kardeşime de ayıp olmasın. Ağzımızı burnumuzu da bir temizleyelim. Çekiyorsun değil mi? Çünkü şeyde piştiği için dişlere sarıyor. Olsun. Yani ne yapalım? Biz köy çocuğumuz. Allah Allah. Pencereden kuş uçtu o. Yanık tutuştu yama yüreğim yanma ayrılık bize düştü o. Geh. Elimi yer misiniz acaba? Valla o mısırların arasında gümbürteye gidebilir. Allah'ım bu ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, evet. Ne oluyor? Gel benim, gel. Ne ya beni beğenmediniz mi? Ay maşallah sen ne kadar tatlısın. Görüyorsun değil mi beni vurmaya çalışıyor. Gel gel. Hadi. Gördün mü? Ay yıkacak burayı kaçın. Harbiden. Ay maşallah. Kim besliyor bunları böyle? Sen besliyorsun abla. Ve fırına geldik. Mısırlarımız fırına atılıyor. Allah. Selamun aleyküm. Abla sen fırıncılıkta usta olmuşsun artık. Kaç sene oldu? Kaç sene oldu? Bu köyde bir fırın sende mi var yoksa? Yok var. Birkaç tane var. Var. Ablanın böyle mısırları bu hale getiriyorsun öyle mi? Evet. Ondan sonra da ondan ne oluyor? Ondan sonra da alıyorsun, dövüyorsun, makinede çekiyorsun. Sonra onunla ne yapıyorsun peki? Onunla un yapıyoruz, ekmek pişiriyoruz, yiyoruz. Kepir de yapılıyor mu? Kepir dediğimiz hani açlık. Açlık da yapılıyor mu? Açlık tabi. Kız bana azıcık bir şey versene ne olur. Şeyin içine, pancarın içine atıyoruz yani. Bir güzel oluyor, anam bir güzel oluyor. Ben çok severim. Buradan Ordu'dan izleyenler de bilirler. Açlıkta yapıyorduk. Nereye attın sen şimdi mısırları? Siz Ordulu musunuz? He Orduluyum. Ama fark etmez ben her yerdeyim fark ettim. Çarşambiye'de benziyorum değil mi biraz? Hani bu tarafa. Şuradan bakınca böyle benziyor mu değil mi? Çünkü buradan gitme bizimkiler. Buradan çarşambadan diye hatırlıyorum. Dedelerimin dedesi falan diye hatırlıyorum. Tabii buraya nereden geldiler onları bilmiyorum. Gel bakalım yanıma böyle. Bu arada o kadar güzel ki sıcak. Oh. Değil mi? İsim ne? Salih. Salih. Evet. Sen kimin oğlusun? Ben
Benziyorsun ama. Ablama benziyorsun. Gel böyle abla. Gel böyle. Uzak durma abla. Ben böyle seviyorum. Sizleri bak gülümseyin. İkiniz birden. Şöyle gülümseyin. Ne kadar benziyorlar. Büyüğü de çok benzetiler. Büyüğü de çok benzetiler. Öyle mi? Yani büyük olan da benzetiler. Evet. Ay maşallah kaşa göze baksana. Oh mis gibi. İsim ne? Salih. Salih. Kara lastikler. Evet. Benimkiler mor. Tabii bugün uyduramadım tabii. Mor lastik. Ondan sonra entari yeşilli kırmızılı. Oldu değil mi? Aa, kırmızı lastiği bulamadım ne yapayım? Atıyor muyuz şimdi? O ne? Süpüreceğiz. Bir ara korktum içinden bir şey çıktı falan zannettim valla. Boğucunda. Ben mi müsaade vereyim? Kameraya mı müsaade versin? Taç kardeşim. Bak mısırları görüyor musun? Bak bu hale geliyor. Ya bu şey dipleri. Bu dipleri değil mi? Kendisi ya, nerede? Harburlanacak. Bu daha önce... Harburlanacak bunlar böyle 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 böyle. Neler yapılıyor neler. Bak böyle. Az önce yedik ya birlikte. Sonra dişlerimiz kapkara oldu hani. İşte. Aman o kadar lezzetli ki. Közde mısır yemediyseniz. Evet süpürüyoruz değil mi şimdi? Ateşte haşlama da var şimdi. Haşlama nerede? Haşlama var. Közde var. Oh oh. Yemeğe ne hacet? Oo, abla sen bayağı bu işte ustasın. Süper. 35 sene. 35 seneden beri yapıyoruz bu işi. Peki lezzetli oluyor değil mi? Çok. Kendi bağın, kendi bahçen. Ama bir defa yapılıyor. Hani kışında. Kışında sokağın başında otur, pişir ekmeğini. Lahanayı da şeyi, pişir, yoğurdu doğra. Doğra. Oh. Pekmez de varsa üzerine ek. Ay ne yapsak ya? Bir yemek mi yesek ne yapsak bilmiyorum hani. Gelin buyurun. Kışın geliriz. İnşallah. Şeyi söyleyeceğim şu patpatlara, buradan makine sanayicilere, bu patpatları üretenlere. Lütfen. Allah razı olsunlar. Yok. Allah razı diyelim, olsunlar. Teşekkür mü ederim? Teşekkür diye. Edeceğiz de. Şuradan azıcık bir sesini, azıcık böyle kısma yeri olsa, azıcık. Ne? Adı patpat. Ha adı patpat gerçi. Pat pat böyle şey. Da ona o zaman pıt pıt deriz lan niye? Hani biraz kıssan pıt pıt gidiyor falan diye denmez mi? Hay köyde pat pat çok iyi. Ama buradan tekrar belirtelim. Pat pat kazalarımız çok çok oluyor. Hele ki bu arazilerde. Şu engebeli araziler, yokuş araziler biliyorsunuz. Gençlere, işte bunun gibi gençlere pat patlarımızı vermiyoruz. Hatta bunun gibi gençler, sizler. Babanızın işte cebinden, işte seni demiyorum Salih, seni demiyorum. Sadece örnek diyorum. Lütfen gençler, hani alıp kaçmayın. Çünkü sonrasında neler olduğunu haberlerden izliyoruz. Ben üzülüyorum gerçekten de. Devam ediyoruz. Sen bayağı süpürüyorsun abla burayı. Oh, sonra neresini atacaksın? Şimdi o süpürdüğün yere atacaksın değil mi? Yere atacağız. Közün kenarlarını taşlayacağız. Mısırlar taşlayacaksın. Yanmasın diye. Yanmasın diye. Oh. Allah. Bayağı zahmetli bir iş ama. Azıcık da ben süpüreyim istersen. Hı? Yapabilir misin? Gel ya yaparım herhalde. Sen biraz dinlenem. Şuradaki şeyleri şöyle şöyle. Çek. Değil mi? Çek değil mi? Allah. Yandı elim. Dur. Pencereden kuş uçtu o. Pencereden kuş uçtu o. Ya böyle diyorsun. Yakacağım kız etrafı. Koy koy öyle koy. Ha böyle koyayım ha. Yanıyor bu. Dur dur. Şöyle atalım Meryem. Meryem koş koş. Nerede Meryem? Yanıyor bu. Ay. Ağzı cember member kalmadı da. Şimdi abla ne yapıyorsun? Ben şimdi süpürürken. Ha süpürürken ben de çemberimi düzelteyim. Zor iş zor. Harbi bak hanımların buralarda yaptığı işler gerçekten zor. Hani bizim Karadeniz hanımı olsun, diğer bölgelerimizin hanımları olsun. Yani hepsi. Tabii. Çileli çileli. Taşları diziyoruz. Ta ileriye kadar dizeceğim mi abla? Bu köyün etrafını hep dizeceğiz. Ama neyle dizeceksin oraya doğru?
Hayır hayır, elinle oraya doğru nasıl gideceksin? Kürekle bırakacaksın, he tamam. Bak şimdi, taşa. Ha, kürekle de yön veriyorsun ona. Tamam, bak bunu seveyim seni. Oh. Ha git, çok hoşuna gittiyse bir taş da sen atabilirsin yani. Şey, bir tuğla da sen koy. Hani derler ya. Yakmasın mısırı diye. Şimdi mısırlar nerede? Yukarıda. Nerede? Oradan aşağı mı koyuyorsunuz? Aa, bacası da mı var? Gidelim. Ama bir şey söyleyeceğim, bunu ilk defa görüyorum ben. Evet. Tamam, taş fırın biliyorum. Ama mısır atma olayını bak ilk defa... Ama daha kolay atılır. Tamam, oraya çıkalım o zaman biz. Allah! Oba! Yakıyor değil mi? Onu nasıl alacaksın? Ay yandı, yandı. Şimdi bir tane çuvalı oradan aşağı dökeceksin, öyle mi? Sen buradan buraya çık istersen. Beyaz mısıra bak ya, gözünü seveyim senin ben. Kıza ondan 3-4 kelle ver bana, ne olur. Evet, beyaz mısır ne kadar da güzel. Bunu kurutacağım. Ne yapacağım? Şey yaparım, tohumluk yaparım. Ne? Bak Turgut abi böyle... 25 senelik mi? O zaman tamam. Şöyle yapalım. Hadi bismillah. 25 senelik tohum deyince yani... Niye bende bahçe yok mu zannettiniz? Gideyim. Buradan bizim köye de duyuruyorum. Hani kendi köyüme de. Böyle bir fırın artık bize de lazım. Niye yapmamışlar ya da var mıydı da yıktılar mı? Ya bir de şöyle bir durum var. Bunu sabah kendi kendime konuşuyordum. Biraz fazla şehirleşiyoruz. Biraz fazla modernleşiyoruz. Biraz eski kültürlerimizi yok ediyoruz. Sadece hani buralardan ya da belli bir kesimden bahsetmiyorum. Bazı yerler gerçekten fazla abartıyor olayı. Yani biz hem şehirliyiz hem köylüyüz değil mi abla? Fark eder mi? Çok güzel. Sizi tebrik ediyorum hanımlar. Gerçekten çok teşekkürler. Tamam mı? Ben yedim ağa hakkımı. Ay ya, yedim yedim. Tut tut. Ay. Tut tut. Ha. Yak dedim, yak. Şey diyecekler. Ne kadar da şey bir kız. Hani narin. Yok ya, ellerim derisi ince herhalde. Baksana nasıl hemen yanıyor. Bak. Ahmetcan getir getir. Gözünüz. Kendinizi Çiftçi TV'de 2 hafta sonra Ahmetcan Facebook. Facebook'tan köylü kızı Semra yazdığında pancar elinde bir kız varsa o benim. Yine Facebook'tan Çiftçi TV. Oradan da takip edebilirsin. Oradan köylülere haber sağ, tamam mı? Ben oradan yayınlayacağım ya. Oldu mu Ahmetcan? Anlaştık mı? Anlaştık. Her cumartesi benim programım 9'da. Değişiklik olursa zaten Ahmetcan oradan. Her cumartesi 9'da. Bu akşam da var mesela 9'da. Bugün cumartesi, çektiğimiz gün cumartesi bu arada. Bu akşam da izleyebilirsin beni. Bugünkü yayınlar mı bu akşam? Yok yok, bugünkü yayın bugün değil. İki hafta sonra. İki hafta sonra. İki hafta. İyi, evet. Hadi hayırlı ben işler gideyim. Sana. Helal et hakkını. Helal olsun. Ahmetcan kendine çok iyi bak, tamam mı? Sevdik seni. Bir an da tamam mı? Hayalleriz. Hadi hoşçakalın. O beni vurmaya çalışıyordu ama. Salih görüşürüz, kendine iyi bak, gel öpeyim seni. Hoşçakal ablam, Zül abla. Kendine çok iyi bak, bir öpeyim seni, gel. Gidelim şimdi. De ölüm var, galım var. Hakkını hadi helal et, tamam mı? Tamam. Hadi, hoşçakal. Selamun aleyküm. Duydun mu şimdi? Nasılsın lan? İyisin, hayırlı bayramlar, geçmiş bayramın mübarek olsun. Ay, sağ olun. İyisin. Burası sana mı ait? Evet.
Ben Çiftçi TV'den Semra bu arada. Kendimi tanıştırmayı unuttum. Semra, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köylü kızı Semra derler adıma. Geziyoruz böyle köy köy. Çok yettiniz ya. Bizi içeri davet etmeyeceksin. Şelale gidecek misiniz? Şey gideceğiz. Bizi buraya davet etmeyeceksin mi? Etmem olur mu? Evi sevdiğim. Ha şimdi şu caminin yanında bir orada yemek yapıyorlar. Bizim hamla aşçı biliyor musun? Orada bir gün düğün var okulun yanında. Bugün? Trabzon'dan gece geldik. Kız getirdik. Bu gece Allah'ın izniyle. Orada yemek var, düğünümüz var okulun önünde. Aa, yemek ne zaman pişecek? Yemek pişiyor şimdi. Şimdi saat kaç? Yemek pişiyor. Allah! Keşke, yerine hatta, de düştük Allah. Var mı? Pişiyor. Tereyağı da var mı? Hatta gideceğiz. Tereyağı da nereden gittin biliyor musun? Nereden gittin? Trabzon. Sen nerelisin? Ben buralıyım da. Buralısın? Düğüne gittim sen söyle. Düğüne gittin? Orada İstanbul'da tanışmışlar kızla. Bizi senin benim, oğlanın mı? Benim bir yeğen ha. Yeğenin. Kızı getirdim. Kızla buraya getirdiniz. Evet. Kız nerede? Kız çağız alamazdı gelecek. Çeyiz de getirdin mi? Tabii. Ne çeyizler getirmiştir. Şu ne ya? Bu ne? Bu ben aslında plastik doğrama ateli var çocuk oğlanın da. Öyle mi? Bunlar bıraktı. Burada. Bu ev senin mi? Bu ev benim. Hadi ya. Ben az bir gezebilir miyim? Tamam. Ne olur. Ah ya. Yani ev yeni yap. Ana. Çiti bile var. Çitten kapısı bile var. Buyurun. Ya abi bir tane de bana yapsana bundan ya. Şelale gittiniz mi? Allah'ım her yer tahta tahta. Bismillahirrahmanirrahim. Şelale gideceğiz. Boş ver sen şelaleyi. Şelaleyi sonra. Az burayı konuşalım seninle. Ne olur. Ne olur. Allah izin verirse 10 tane yapacağız ahşap ev. Niye? Niye? Buraya. Niye 10 tane yapıyorsun? Bu tarafına. Satmaya mı? Adam yok. Adamlar geliyorlar. Yatmaya yer arıyorlar. Ben kendim marangözüm ben. Yatmaya yer arıyor. Köy yani otel yapacaksın o zaman sen. Otel gibi bir bungalov, şey. Bungalov. Adam gelecek şöyle duracak. Ne vereceğim? Ne verse 60 edeceğim gidecek adam. Ay harika ya. Çardağına bak. Çardağına. Eski örme şeylerimiz bak. Bunlar rahmetlik. Bu esasında evi boru yapacaktık. Biz de ben 3 kat ahşap yapacağım. Yani buraya 3 kat. 6 metre ama 3 kat ahşap. Oo buraya. Süper olur. Burada durmak için bak, böyle. Bak örme. El örme bunlar tamam mı? El örme bunlar. El örme. Eski kazaklar sökülür. Paspas yapılır. Hemen böyle tezgahın önüne, şeyin önüne hemen atılır. Ondan sonra böyle üzerinde. O mu dokuyor bunları? Ana. Var mı daha yine bunlarda? 10 tane kızı var. Ha. Hepsi aşçıdır. Köyün çok ileri geri gelen şeylerden, kızlarından. Öyle mi? Aşçı yani. 10 tane baldızım var benim. Aşçı. Az bir dakika. 10 tane baldızım var. Evet. 10 bacanak. 10 bacanak. Evet. Siz bir araya geldiğinizde abi biz böyle kafa tutarsınız yok. Yani. Yok birbirimize şeylik yok böyle. Ama öyle bağlıyız ki böyle var ya çok 10 numara. Süper. Süper. Bu tarafa da geçelim mi? Süper ya süper. Bayıldım. Bayıldım. Baksana buradaki evlerin hepsi böyle. Bayıldım çok güzel. Abi senden keyiflisi yok ha. Valla. Var ya senden keyiflisi yok. Yok. İyiyiz. Beni yanına işçi al ben burada çalışırım. Alırız işçi lazım. Harbiden. İşçi lazım zaten. Lazım değil mi işçi? Evet. Ben anlarım da bu işlerden. Testereyle bir şey keserim ben, tahta keserim, üzerime yoktur. Da şimdi hızlar falan çıktı, bakma. Ya, onları kullanamıyoruz. Aa, ben yine eski... Yanıma ben, alayım. Bak, elle ben yine elle uğraşıyorum, elle. Şöyle evet. Yapalım. Yine elle mi yapıyorsun bunları? Bak, bunları ben bilemek için aldım buraya. Biliyorsun değil mi bunları evet, böyle? Evet. Güzel de olmuş. Tamam. Peki, şunları neyle yapıyorsunuz? Şunları da sen yapıyorsun. Bunları ben yapıyorum tabii canım. Bunlar... Çok güzel abi, çok. Bütün el testeresi. El testeresi. Her şeyim burada var. Çok güzel abi. Vallahi çok bayıldım. Ama peki. Orada malzeme. Ne var? Şu malzeme burada, bunun içinde. Ne var orada? Az dur. Anam ıslak olanı giymeyelim dur. Islak olmayayım. Benim lastiklerim nereye gitti? Var. Uza atıyoruz. Özel bir alabileceksiniz. He? Pazar günü orada gideceksiniz. Aşağı tandır içine. Atacağız kuzeyi. Burada yemişeceğiz. Böyle birden baskın olmaz. Alabileceksiniz. Ben alo deseydim keşke ya. Bütün malzemelerim burada. Buraya koyuyorsun. Tabii, takımlarım bunlar. Takımlar yapıyor. Burada. Şu. Tandır o. Allah. Biz niye böyle geldik Turgut abi? Aa, bunun içine kuzu yatmışlar. Ondan sonra yemişler. Yazıklar olsun. Tandırımız da var burada. Ana. Görünüm o kadar ağır. Horozlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Değil mi? Bayram size yaradı. Sizden gitmedi yani giden. Her şey var burada. Köy olsun da. Tahtadan olsun. Taştan olsun demeyelim. Yalnız kuş uçtu ama yüreğim yanma ayrılık bize düştü. Of nereye bak. Yalnız
sonunda devam ediyoruz Çiftçi TV ile programımıza. Müthiş bir doğa harikasıyla karşı karşıyayız şu anda. Karacaören şelalesine geldik. Yani yüksekliği kaç metre kare? Şimdi kaç metre onu abimize soracağız. Ben bayıldım. İnşallah siz de bayılırsınız. Burası bir doğa harikası. Burası bambaşka. Yani şelaleler yurdumuzun dört bir köşesinde var ama ben buraya bayıldım. Hatta ve hatta Agit yukarı geldiğinde göreceksin. Burada bir göleti bile var. Küçük göleti bile var. Şelale yıkılıyor. Vallahi bak. Hadi bakalım. Gelmeyeyim mi? Buradan mı geleyim? Agit bayıldın değil mi? Bayıldın değil mi? Burasının şimdi suyu az ama kışın daha fazla olur buranın suyu. Çağlar böyle, çağlar. Çok güzel. Ben burada kalabilirim. Bir de şey bak, bunun bir üstünde bir boğum daha varmış böyle. Ta üstte de böyle küçük küçük göletler varmış. Oraya çıkmamız bir saati bulurmuş. Çıkamayacağız o yüzden. Ama inşallah başka bir zaman çıkacağız. Yedi sekiz senedir işte belli tam olarak turistik oldu. Daha önce köylüler biliyordu ama bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmiyorlardı. Belediye başkanı tanıttı işte sosyal medyadan. Her yerden geliyorlar. Samsun, her yerden geliyorlar değil mi? Biz bile arkadaşlarımızla, eşimiz dostumuz bayramda seyranda geziyoruz buraları, getiriyoruz. Hoşlarına gidiyor, güzel. Yüksekliği ne kadar abi, kaç metre? Şimdi yüksekliği 115-120 metre civarında diyorlar. Çok yüksek çünkü, çok belli yüksek, yani. Çok yüksek. Su akan bölümü 65-70 metre civarı. Ama şu suyun şu an çok az olduğu zamanlar, normalde su olduğu zaman bizim burada durma şansımız hiç yok. Değil mi? Buraya çıkma şansımız hiç yok çünkü bütün kayalar hep su olduğu için. Yukarıda Türk bayrağı var. Orası suyun bitiş noktasıdır. Ondan sonra işte dere yatağı başlıyor. Orman daralıyor artık 2 metre 3 metre alanında. Ondan sonra başka bir güzellik başlıyor. Bölüm bölüm su çukurları var. Yani içine gidip yüzebilirsin yani o derece. Biz keşke oralara da gidebilsek. Oralara, inşallah başka bir tarihte inşallah başka de bir, oraya başka gelelim. Bir zamanda görüşürüz. Unutmayalım orayı. Buradan yukarı yürümeyle bir 20-25 dakikada yukarıda eski çağlardan kalma kaya mezarları var. Kaya mezarları, kaya mezarları da var. Biz o zaman Turgut abi ne yapıyoruz? Bugünkü bölümleri çekiyoruz. Yine buraya başka bir tarihte mutlaka bu kaya mezarlarına da gitmek istiyorum. İnşallah. Yani üst tarafı çekmemiz daha da güzel. Tamam. Yani şu anki şelalenin şurası yarısı diyebiliriz. Yarısı da yukarıda var. Öyle diyorsun. Görüyoruz şimdi fotoğraf çekmeye gelenler var. Burayı gezmeye gelenler var. Mutlaka ve mutlaka sizler de gelip görmelisiniz. Yani şurada bulunmak bile harika bir duygu. Turgut abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Her zaman. Ya gerçekten hani program, hadi program tamam güzel bir şey de şurayı görmek bana inanılmaz mutluluk şimdi verdi. Şimdi yöremizin böyle güzel yerlerini görmesini, herkesin görmesini isteriz yani. Tabii ki de memleketin her yeri tabii, güzel. Tabii tanısın. Burası bambaşka bir güzel. Ben Salı bayıldım. Salı Pazarı başka bir güzel, cennet artık yani. Cennet diyorsun. Artık tüm Türkiye Salı Pazarı'nı çeşitli kanallardan izliyor. Değil mi? Buralar ilçemizin sade bir yeri. Çok yerleri var. Benim görmediğim, bilmediğim sadece Facebook sayfasından, işte Instagram sayfasından takip ettim. Çok güzellikleri var ama bilmiyorum yerlerini tabii. Gideceğiz oralara da. İnşallah, 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 inşallah. Bundan sonra nereye gidiyoruz Turgut abi? Buradan sonra ileride bir düğünümüz var Karacören köyünde. Düğün yemekleri yiyeceğiz. Bir bakalım keşkek pilavı nasıl durumda. Oh, eğer keşkek yapıldıysa bir de keşkek gideriz şöyle bizim sarı pazarın. Şöyle bir şey var. Abi dedik ya az önce konuştuğumuz. Trabzon'dan özel yağ getirmiştir o, tereyağı. Evet. Üzerine de böyle... Tabii tabii, en sonunda yani yağ... Yani şelalenin suyuyla birlikte evet, acıktığımızı evet, yavaş yavaş hissediyoruz. Kalkalım mı istersen? Kalkalım. Tamam, çok teşekkürler. Efendim bu güzellikleri görmek için Samsun'a, Salı Pazarı'na gelince beni veya Turgut abi bulduğunuzda bu güzellikleri size hemen ne yapıyoruz? Gezdiriyoruz. Çok güzel.